أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabihi ve meşâihine mütevaffe ve ilâ ruhi efendi baba khâsah ve ilâ ruhaniyet şeyhina ve kulleti kulubina ve ilâ ruhi şeyhina ve kulleti kulubina ve muallimina ve âlemna alimul hâc mahmûdu lehu fî kudüs-i sûruhu el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi gayri ilmin ve yettehidaha huzuva ulaike lehum azabun muhin ve izâ tutlâ aleyhi âyâtuna vellâ müstekbiran ke'en lem yesma'ahâ ke'enne fî udhuneyhi vakura febeşşirhu bi azâbin elîm. Sadakallahu azim. Evet. Lokman suresinde devam ediyoruz. 7. cilt sayfa 65. Evet, Lokman suresinin 6. ayet cildesi de kalmıştık. Mevla Teala yeni bir bahse başlıyor. Yani bu ayet-i kerime gerisiyle alakası yok. Ve minen nasi, insanlardan vardır, insanlardan bir kısım, yani insanların bazısı. Men o kimse ki yeşteriyi satın alıyor, yani seçiyor, ihtiyar ediyor, biraz yankı yapıyor ama. Neyi lehvel hadisi, sözün eğlendiricisini veya sözün boşunu, yani boş sözler, eğlendirici sözler satın alıyor, seçiyor. İnsanlardan bazısı, bazı insanlar var ki buyuruyor Mevla Teala, ne yapıyor? Boş sözü satın alıyor. Yani boş sözü seçiyor. Ve yettehide, ayeti bitirelim. Ve yettehide ve ediniyor ha onları lehvel hadisi an sebilin. Evet, ve yettehide ha lehvel hadisi, insanlardan bazısı vardır ki lehvel hadisi satın alıyor. Niçin? Liyudille, saptırmak için. Neden? Ansebilillah, Allah yolundan saptırmak için. Yani bunu ne için yapıyor? Allah yolundan saptırmak için. İnsanlardan bazısı var ki Allah yolundan saptırmak için boş sözü satın alıyor. Bi gayri ilmin, ilimsiz. Yani ne yaptığını bilmiyor. Bu işi yaparken yaptığı bu işin nereye gittiğini, sonunun ne olacağını bilmeden, ilimsiz olarak bunu yapıyor. Ve yettehide ve ediniyor ha onları. Nedir ediniyor o boş sözleri? Hüzüven, oyun eğlence. Oyun eğlence ediniyor. Hani işte lehmün, la'ibün ve lehmün diyoruz ya. İşte dünya oyun, oyuncak değildir. İşte hüzüven eğlence değildir. Eğlence edinmek için. Ulaike işte bunlar var ya, bu böyle kimseler, lehum onlar için vardır. Ne vardır? Azabun azab. Böyle azap ki mühinin, alçak edici bir azap vardır. Yani müfessirlerin işte okunacak, belki orası tefsirde gelmeyebilir. Çoğuna göre işte bu Nadir İbni Haris hakkında nazil olmuş bu ayet. Nadir İbni Haris çok azılı bir kafir. Peygamberimize çok aşırı düşmanlık yapan, yani hani kafir vardır, kafir vardır değil mi? İnanmıyordur, kabul etmiyordur. Bu bir kafirliktir. Ama
Bir kafir vardır, inanmadığı halde bir de ne yapıyor? Peygamberimize düşmanlık yapıyor. Peygamberimizin dini yaymasını engellemeye çalışıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani azılı kafir. İşte bu Nadir İbni Haris böyle birisi. Mekke müşrikleri içerisinde böyle önde gelen, ileri gelen, böyle konuşması çok işte edebi, çok iyi olan konuşması, işte insanlara böyle hitap etmesi, insanlara bir şeyler anlatması, insanları etkileyen birisi, yani toplum içerisinde etkili olan birisi. Böyle olduğu halde ne yapıyor? Bunu peygamberimize düşmanlık olarak, İslam'a düşmanlık olarak kullanıyor bu özelliğini. İnsanları, peygamberimiz gidiyor, bir şeyler anlatıyor insanlara. Hemen arkasından gidiyor, onları yoldan çevirmeye çalışıyor. Onlara başka şeyler anlatıyor. Bak Muhammed size ne anlattı, bak ben ondan daha iyi anlatırım, ben ondan daha iyi konuşurum. O nereden duyduysa ben de başka yerlerden duydum. O size bir yerlerden bir şeyler duymuş, anlatıyor. Ben daha iyilerini biliyorum, size anlatıyorum. Bu şekilde peygamberimize çok düşmanlık yapan birisi Nadir İbni Haris. Aynı zamanda başka ayetler de mesela çok ayet celle'nin onun hakkında nazil olduğu rivayet ediliyor. Mesela işte bu geçmişlerin masallarıdır. Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçiyor mesela. İşte müşriklerin sözü olarak. Peygamberimize işte ne diyorlar? Sihirbaz diyorlar. Değil mi? Kahin diyorlar. Bir yerde ne diyorlar? İşte bu peygamberimizin anlattıkları kalu esatirul evvelin. İşte bunlar geçmişlerin masallarıdır, satırlarıdır. Esatirul evvelin. Geçmişlerin masallarıdır. Bunlar boş şeylerdir. 8 yerde böyle geçiyor. İşte bu ayetlerin de Nadir İbni Haris hakkında, yani bu sözü Nadir İbni Haris'in dediği rivayet ediliyor. Birçok ayetçiyle hakkında nazil olmuş bir kafir. Şimdi ayet-i celle, işte ilerideki ayet-i celle de onun hakkında, okuduğumuz ayet-i celle. Ve idâ tütlâ aleyhi, ona okunduğu zaman, bak o kişiye, yani o işte bizim ayetlerimizi Allah yolundan saptırmak için boş sözleri satın alan kişi var ya, kişiler var ya, şimdi orada cemi geldi, yani çoğul geldi. Burada bak müfret geliyor. Ve idâ tütlâ aleyhi, ona bizim ayetlerimiz okunduğu zaman, bak ona, bak orada insanlardan bazısı dedi. Burada o kişi, yani bunu yapan kişi, insanları saptırmak için boş sözleri satın alan, insanlara boş şeyler anlatan, masallar anlatan, tefsirinde gelecek işte böyle gidiyormuş İran diyarlarından böyle masallar getiriyormuş. Onları işte Kur'an-ı Kerim'e sanki bir benzer olarak, bak Kur'an-ı Kerim ben de size bir şeyler anlatıyorum diğer ona karşı, Kur'an-ı Kerim'e karşı ne yapıyor? Bir şeyler anlatıyor. Satır kitaplar satın alıyor, para veriyor, malıyla büyük paralar veriyor mesela, o zaman masallar getirttiriyor, onları tercüme ettiriyor Arapçaya falan, çok çalışmalar yapıyor. Kafirlikte ileri gidiyor yani. İşte ve idâ tutlu aleyhi, ona okunduğu zaman ayatuna, bizim ayetlerimiz vella, yüz çevirir müstekbiran, kibirlenerek. Yani ne ki yani bu bizim Kur'an-ı Kerim, ne ki haşa ve kella, bir şeye ne yapmıyor, önemsemiyor, yüz çevirir kibirlenerek. Ne yapar? Yüz çevirir. Kellem yesma'aha, sanki hiç duymamış. Hiç duymamış gibi davranır o ayetleri. Kenne fi udneyhi vakra, sanki onun iki kulağında çok ağır bir şey var. Yük var. Yani kulakları tıkanmış. Kulakları ne yapmıyor? Hakkı duymuyor. İşte febeşşirhu bi azabin elim, işte onu azabı elimle müjdele. Yani bak Mevla Teala müjdele buyuruyor. Bu da bir alaydır yani kafire. Azapla müjde olur mu? Başka yerlerde de geçiyor mesela. Azapla müjdele. Müjde ne olur? İyi bir şey olur. Burada ne var? Azap var. Yani Mevla alay ediyor onları. Onunla. Azapla müjdele. İşte bu ayet-i celle, bu iki ayet-i celle okuduğumuz Nadir İbni Haris hakkında nazil olmuş. Peki bunun teferruatı, yani bu boş sözler nedir? Allah yolundan alıkoymak için söylenen, kullanılan, ihtiyar edilen, satın alınan boş sözler nedir? Bunun içine neler girer? Boş sözlerin içine neler girer? Evet. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadisi. Ey bağdun nâsi, yani insanlardan bazısı. Fehâdâ muktedeûn haberhû kavluhû men yeşteri. El iştirâhu def'u semeni ve akhtül müsmeni. Yani iştira normalde satın almak geçtiği ayette. İştira normalde parayı vermek, karşılığında paranın karşılığında malı almaktır. İştira budur, satın almak. Vel bey'u, alışveriş, yani bey'u, def'ul müsmeni,
Satmak da bey'e satmak, iştira almak. Bey'e satmak, iştira satın almak no, Arapçada. Bey'e ise malı vermektir ve akdü semeni parayı almaktır. Yani iştira nedir? Para veriyorsun, malı alıyorsun. Bey'e malı veriyorsun, mal satıyorsun yani. Karşılığında ne yapıyorsun? Para alıyorsun. Yani biri alış, biri veriş. Ayette geçen alışveriş anlatıyor. Evet. Vakat yutecevvezu bil bişirai vel iştirai fi kulli ma yahsul bihi yuhassalu bihi şey'ün. Yani kendisiyle hasıl olan bir şeyi, evet, almak veya vermek de kullanılır. Fel mana, buradaki mana nedir? Buradaki almak, alışveriş nedir? Yani boş sözü almak. Fel mana hahuna yestebdilu ve yahtaru. Dedik ya işte, buradaki mana seçmektir. Yani boş sözü seçiyor. Hak sözü seçmiyor. Doğruyu seçmiyor. Ne yapıyor? Lehvel hadisi seçiyor. Onu satın alıyor. Onu seçiyor. Niçin? İnsanları saptırmak için. Şimdi lehvel hadisi. Ve huve lehvel hadis nedir? Ma o şeydir ki yülhi alıkoyuyor. Ama o şeyden ki yani fayda vermiyor. Fayda veriyor. Ama o şeyden ki yani fayda veriyor. O da neden? Minel mühimmati, mühim olan şeylerden, önemli olan şeylerden, değil mi? Mühim olan şeylerden kişiyi alıkoyan şeydir. Mesela biz mala yani diyoruz, değil mi? Mala yani kullanıyoruz Türkçe'de. Aslında bu Arapça bir kelime. Ma o şey ki la yani kişiye fayda vermiyor. Hi kişiye. Ma o şey ki la yani fayda vermiyor. Hi kişiye. Kişiye fayda vermeyen şey demek işte. Boş şey. Ma la yani diyoruz mesela. İşte bununla ilgili hadis-i şerifler var. Bak boş. Bak buradaki lehvel hadis boş değil ama. Buradaki lehvel hadis insanları saptırmak için yapılan bir şey. Onu anlatacağız ne olduğunu. Normalde boş işlere ne diyoruz? Lehvel mala yani diyoruz değil mi? İşte bununla ilgili hadis-i şerifler var. Alameti razıllahu teala anil abd iştigalehu mala yanihi. İşte kişinin Allah'tan yüz çevirmesinin alameti boş işlerle uğraşmasıdır. Bak haram değil. İnsanı günaha sokmuyor. Ama ne dünyasına, peki boş şey ne demek? Ne dünyana faydası var? Bir şey ki dünyevi olarak sana bir fayda vermiyor. Veya ahiretle ilgili sana bir fayda vermiyor. Bu nedir? Boştur. Yani dünya ile ilgili bir faydası varsa o boş değildir. Yine bir faydası vardır. Dünyanla ilgili bir faydası varsa o boş değildir. Yani ahiretini engellemiyorsa, ahiretine zarar vermiyorsa dünya ile ilgili bir şey ki onu bilmen nedir? Onu yapman. Yani ahiretini engellemiyorsa bir sıkıntı yok. Boş şey değildir. Ama ne dünyana faydası var ne ahiretine faydası var. Mala yani. İşte bu sıkıntı. Hadis-i şerifte geçen bu. Yine min husni islamil mer'i kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Terkühü mala yani. İşte boş işleri terk etmesi. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Buyuruluyor. Dediğimiz gibi buradaki bak haram değil. İnsanları saptırmak yok. Bir şey yok. Ya kendine bir zararı yok. Başkasına bir zararın yok ama faydan da yok. Ne dünyevi ne uhrevi. Bak bu bile nedir? Yani Peygamberimizin buyurduğu üzere kişinin Mevla'dan yüz çevirmesinin alameti. Veya kişinin İslam'ının güzel olmasının nesi? Alameti. Bunlardan yüz çevirmek. Evet. İşte boş kişinin mühim şeylerden alıkoyan şeye ne diyoruz? Lehvel hadis diyoruz. Ne gibi bunlar? Bak burada ne var? Engelliyor. Dedi ki ahiretine engel olmayacak. Bak burada ne yapıyor seni? Önemli olan, mühim olan şeylerden seni engelleyen şeyler. Lehvel hadis. Kel ahadîti lletî lâ asle lehâ. İşte böyle boş hadiseler, boş olaylar, sözler. Ki lâ asle lehâ. Aslı yok. Hani de işte masal. Diyoruz ya masal mesela. Masal ne? Aslı olmayan bir şey. Hikaye. Eğer aslı yoksa. Yani doğru olmayan, aslı olmayan şeyler. Bak, lehvel hadise giriyor. Vel esatîl illetî lâ itidâde bihâ. Yani işte önemsiz, önem olmayan, kıymeti olmayan hikayeler, masallar. Hikayeler, masallar. Vel edâhîki edâhîk normalde güldüren şeyler demek. Yani güldüren espriler diyelim buraya mesela. Güldüren espriler. Bunlar da buraya giriyor. Ve sâir mâ o şeyler ki
diğer o şeyler ki la hayra fihi, kendisinde hayır yoktur. O da neden? Minel kelami, kelamdan. Bak hadis söz demek, kelam demek zaten. Sözden, evet, faydası olmayan, hayrı olmayan şeyler ne yapıyor? Buraya giriyor. Şimdi bu ayet-i celle, işte bu lehvel hadis hakkında alimlerin birçok görüşleri var. Yani bu belki 3-4 sayfa gidecek böyle. İleride gelecek mesela. Mesela وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّر۪ينَ Müfessirlerin bazı, ileriden okuyorum mesela. Gitti ki ila şu görüşe ki اَنَّ الْمُرَادَ بِلَهْوَ الْحَد۪يسِ Lehvel hadis ile murat fil ayeti, bu ayette el-mutekaddimeti, bu geçmiş gerideki ayette el-gina, gınadır. Yani şarkı türküdür. Müziktir. Bak, müfessirlerin bazısı, İbn Abbas Hazretleri de öyle. Ki müfessirlerin en başı, en büyüğü. Peygamberimizin Allahümme allimhu fakkihu fiddini ve allihim tevhile buyurduğu, dua ettiği kendisine İbn Abbas, müfessirlerin başı, ya Rabbi ona fıkıh öğret, yani dinde ince anlayışı öğret ve ona tevhili, yani tefsiri öğret, Kur'an-ı Kerim'i iyi anlasın buyurduğu İbn Abbas radıyallahu anh, İbn Mes'ud radıyallahu anhuma gibi büyük zatlar sahabe-i kiramda. İşte bunun işte şarkı türkü hakkında olduğu, gına hakkında, gına işte müzik hakkında olduğunu buyuruyorlar. Ki bu Nadır İbni Haris de mesela aynı zamanda tarihte geçiyor. Yani çok böyle şarkıyla da alakası olan birisi. Yani özellikle dedik ya, İran diyarlarından gidiyor, masallar öğreniyor. Aynı zamanda böyle müzik aletleri çalmayı da çok iyi bilen birisiymiş. Yani özellikle gitmiş oralardan müzik aletlerini öğrenmiş. İşte ut gibi, o zaman ne diyorlar, işte birkaç tane böyle çalgı aleti var. Tambur mu ne, birkaç bir şey var. Topuz diyorlar herhalde. Böyle şeyler, eski çalgı aletleri. Bunları özellikle öğreniyor. Bunları da kullanıyor yani. Tabii bunları, bu şarkıların İslam'ın aleyhine şarkılar. Yani müziği de kullanıyor, şarkıyı da kullanıyor İslam'ın aleyhinde. Hani şimdi nasıl işte böyle elfaz-ı küfür şarkılar var. İşte değil mi? Kadere söven, kadere inkar eden, ondan sonra elfaz-ı küfür içeren şarkılar var mesela. Bunlar çok tehlikeli. Yani böyle şeyler varsa, bir de mesela böyle haram olan şeyleri teşvik eden, değil mi? Haram şehvetlere teşvik eden şarkılar gibi. İşte bu kafir de ne yapıyor? Bu şarkıları da kullanıyor. İslam aleyhinde musikiyi de kullanan birisi. Onun için yani bu lehvel hadisin gına olmasını kuvvetlendiriyor. Şimdi bu ve bir sonraki ayet-i celle Nadır İbni Haris hakkında inmiştir. Bu Kur'an-ı Mecid'den bir izah, kısa bir izah var, orayı okuyalım. Şöyle ki o Acem masallarıyla dolu bir takım kitapları satın alıp Kureyş'e okuyarak onlara Muhammed size Ad ve Semud haberlerini okuyorsa ben de size Rüstem ve İsfendiyar hikayelerini anlatıyorum. İşte bu İran tarafındaki onların böyle meşhur şeyleri, kahramanları diyelim. İsfendiyar, Rüstem, bunların hikayelerini anlatıyorum diyor. Ve çalgıcı cariyeler satın alarak İslam'a girmek isteyenleri Kur'an dinlemekten meşgul etmek için onlara şarkı söyletiyor. Ve İslam'a ısınanlara cariyelerini gönderip tahrikte bulunarak onları dinden engellemeye çalışıyordu. Böyle çalışıyor. Hani her şeyi kullanıyor adam yani. Bak, İslam'ın aleyhine affedersiniz kadınları kullanıyor. Bak, cariyeler gönderiyor insanları yoldan çıkarmak için. Birisi mesela peygamberimize böyle biraz iman etmeye yöneldi, böyle İslam'a yöneldi. Hemen ne yapıyor? Onun evine cariyeler gönderiyor. Evet, bu sebebin üzülü esas alan müfessirlerin beyanına göre eski medeniyetlere ait yalanlarla dolu masal, bak şimdi lehvel hadis nedir? Masal, roman, yalanlarla dolu tabii bunlar. Ve efsane kitapları, güldürü içerikli gösteriler, dedi ki evahik, güldürü içerikli gösteriler. Hele hele şimdi arkadaşlar, yani insanlar gülmek için bir şeyler yapıyor değil mi? Gülmek için bir şeyler izliyor. Özellikle ne yapıyor insanlar? Bu artık bir sektör olmuş yani. İnsanları güldürmek ve çok böyle gerçekten yani televizyonu mesela insanlar açıyorlar. Ne için açıyor adam mesela? Gülmek için. Program arıyor. Yani sohbetleri bile mesela gülmek için insanlar. İşte mesela Cübbeli Hoca Efendi'nin sohbetlerini ne için izliyor adam? Yani arada 3 saat sohbet etmiş mübarek. Değil mi? 3-5 tane espri yapmış. Onları kesiyorlar.
Onları dinliyor insanlar. İnsanlar gülmeye, böyle kendini güldürmeye. Halbuki öyle değil yani arkadaşlar. Yani gülmek için, eğlenmek için gelmedik dünyaya. Bunun tam aksine yani. Hele bir de bunun içerisinde yani müstehcen şeyler varsa, elfazı küfürle ilgili şeyler varsa, Allah muhafaza, yani çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Yani dinle alakalı bak, burası çok önemli. Yani illa bir yerde bir şeyler denk gelir önümüze, görürüz, izleriz mesela. Dinle alakalı bir espri yapılıyorsa kesinlikle onu dinle, izlemeyelim. Yani dine girdiği anda hemen kapatalım. Allah muhafaza, bir yüzün, yani bırak gülmeyi, bir gülümsersin. Ahirette ondan sebep yani paçayı kurtaramayız yani. Allah muhafaza. Niye? Çünkü dinle alakalı bir şeye insan güldüğü zaman bu bir alaydır. Bak, alay küfür sebeplerinden bir tanesidir. O adam alay ediyor. Sen de ona gülersen Allah muhafaza, çok tehlikeli bir şey. İnsanı dinden bile çıkarır yani. Onun için bu güldürü yani komik şeylerde işte dinle alakalı bir espri olduğu zaman izlemeyelim. Yani yüzümüz bile ne yapmasın? Gülümseme bile olmasın böyle şeylerde. Çok tehlikeli. Ve böyle şeyler oluyor yani. Böyle şeyler oluyor. Ve özellikle müstehcen şeyler oluyor. Hepiniz biliyorsunuz, görüyorsunuz, izliyorsunuz yani. Denk geliyor. Hep müstehcen şeyler, espriler, şakalar. Bunlar yani direkt bunlar lehver hadise giriyor bak. Buradaki bu hadis-i celledik. Güldürü içerikli gösteriler, İslam'a aykırı ve şehvet uyarıcı olan, ayrıca dini ilimleri tahsili gibi lüzumlu vazifelerden meşgul edici. Bir de sen ne yapıyor bunlar? Meşgul ediyor. Ya senin dinini öğrenmen lazım. Kur'an-ı Kerim bilmiyorsun. Kur'an-ı Kerim bilmiyoruz. Mesela. Veya namaz kılıyoruz ama namazı ne bozar? İlmihal bilmiyoruz. Bir sürü lazım olan şeyler var. Okumamız gereken şeyler var. Zaruri şeyler var yani. Zaruri ilimler var. Bunlarda eksiklerimiz var. E sen kalk otur saatlerce izle. Yok film izle, yok dizi izle. Ondan sonra meşhur edici şarkı, türkü, piyes, film ve diziler kabilinden her türlü oyun ve eğlence bu ayet-i cellede kötülenen lehver hadis mefhumuna dahildir. Nitekim Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şarkıcı kadınları satmayın, onları satın almayın ve onlara şarkı söylemeyi öğretmeyin. Onları bu gibi işlerde çalıştırmayın. Onlarla ilgili yapılan hiçbir ticarette hayır yoktur. Kazandıkları paraları haramdır. Bak, şarkıdan kazandıkları paraları haramdır. İşte Allah'ın yolundan saptırmak için eğlenceli sözler satın alan insanlar vardır. Allah'ın yolundan saptırmak için eğlenceli sözler satın alan insanlar vardır. Hele bir de arkadaşlar bunları böyle bunları yapanlar, hani biz şu anda neyi konuşuyoruz? Bunları izlemeyi, bunlarla meşgul olmayı konuşuyoruz. Bir de bunu yapanlar ahirette ne sopalar yiyecekler yani. İşte böyle şeyler yapıyor adam mesela. Bir film yapıyor, bir dizi yapıyor, bir şarkı yapıyor. Senelerce ne yapılıyor? Hele bir de böyle yani bazıları böyle okkalı yerine oturuyor yani böyle. Hani dünyevi olarak yerine oturuyor taşlar. Yani haram da olsa bu adam ne yapıyor bu işi? Şeyine göre yapıyor yani. Kuralına göre yapıyor. Ve bu 50 sene belki 100 sene bunlar ne yapılıyor değil mi? Öyle şarkılar başladı mesela. 50 sene önce yapılmış. 100 sene, 70-80 sene önce yapılmış şarkılar var. Hala ne yapıyor? Dinleniyor. Bir de bunların içinde zaten çalgı aletleri ileride okunacak yani bu lehvel hadisin içerisinde. Çalgı aletleri arkadaşlar yani haramdır. Bazı istisnalar var. Bazılarına cevaz verilmiş. İşte tef gibi. Bazı alimlerin yani normal dört mezhebe göre bunlar normalde buna müsaade etmiyor dört mezhep. Ama bazı alimler, mezhep içerisinde bazı alimler, ehl-i sünnet alimleri bunlara müsaade etmişler. İşte tef gibi şeylere müsaade etmişler. İşte bazı bildirmek için mesela işte davul gibi mesela hani böyle ilan için davul gibi şeyler. Neye işte bazıları cevaz vermişler. Ama bunun haricindeki çalgı aletler arkadaşlar haramdır. Ve bunlar genelde, tabi eskiden de öyleymiş, bir de şu kayıt var, yani böyle içki meclislerinde çalınan aletler. Hele bir de böyleyse, yani bunlar katmerli zaten. Zaten içki meclisinde, değil mi? Yani zaten haram bulunmak yani. Çalgı o artık o geri kalıyor orada yani. O artık alt tabakada kalıyor. Bir kere içki meclisi.
Buralarda çalınan aletlere bile alimler ne yapmıyorlar? Cevaz vermiyorlar. Yani bir alet ki böyle içki meclislerinde çalınıyorsa onun da haramlığına bir ekta oluyor yani bu içki meclisinde çalınması. İşte bunları yapanlar ahirette bir hani öyle bir kitapta geçmişti böyle espri tarzında. Hani bir böyle ne diyelim? Yani sanatçı diyor, sanat normalde sanat değil mi? Arapça bir kelime sanat. Yani Mevla'nın bir şeyidir. Verdiği güzel bir şeydir yani sanat. Dünyevi olarak güzel bir şey yapmaktır. Ama işte bir sanatçı artık öyle bize şey olmuş. İsim olmuş. Herhalde kitapta şey geçiyordu. O bir artist böyle. Hani ahiretten böyle hani bir misal. Böyle bir latife gibi bir şey. Ölmüş, vefat etmiş, melekler gelmişler. Demişler sen böyle böyle yanlış bir iş yaptın. İşte buna 50 sene ceza vermişler. Kabirde kabir azabı çekiyor filan. Neyse tam azabı bitti diyor. Tam rahatlayacak. Melekler bir daha gelmişler. Daha biter bitmez. Ya ne oldu ben cezamı çektim demiş. Vallahi demişler yapacak bir şey yok. Nostalji haftası gereğiyle senin demişler film bir daha yayınlandı. Demişler yapacak bir şey yok yani. Tekrar ceza tekrar katlandı bir daha. Hadi bakalım bir daha. Böyle arkadaşlar ya. Hani bu espri ama hani şey şerata uygun ya. Uygun yani sonuçta bu. Hani olacağı bu yani. Olması gereken bu. O ne zaman o yayıldıkça bir insan ondan onu izledikçe değil mi? Ondan menfi bir şekilde etkilendikçe ne yapıyor? Sen azap katlanıyor. Azap devam ediyor ahirette. Evet. Bu yüzden İbn Mesud'un, İbn Abbas, Hasan İkrime ve Said İbn Cübeyr radıyallahu anhum gibi sahabe ve tabi'nin uluları lehvel hadisi çalgı ile onu satın alanları da çalgı aletlerini Kur'an'a tercih edenler diye tefsir etmişlerdir. Hatta İbn Mesud ve İbn Abbas radıyallahu anhum bu görüşü 3 kere Allah'a yemin ederek tekrarlamışlardır. Yani bu lehver hadisin çalgı olduğunu İbn Mesud ve İbn Abbas dedik. Bak İbn Abbas sahabe-i kiramın baş müfessiri. Peygamberimizin ya Rabbi ona fıkı öğret, ona tevhid-i Kur'an'ın manasını öğret buyurduğu zat. 3 kere yemin ediyor. Allah'a yemin olsun ki bu nedir? Bu çalgıdır. Ki zaten dedik bak bu Nadir İbn Haris de bu çalgılarla çok alakalı birisiydi. Böyle buyruluyor yani. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki لَا يَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقْوَامًا يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَر۪يرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ Ümmetimden yakında bir takım kavim zuhur edecek, ortaya çıkacak ki onlar يَسْتَحِلُّونَ حَلَلْ kabul edecekler الْحِرَّ zinayı helal kabul edecekler وَالْحَر۪يرَ ipeyi bak ipek giymek yani erkekler içindir tabi bu erkeklerin ipek giymesi nedir? Haramdır. Bak bunu da bak bir takım insanlar ne yapacak? Helal kabul edecek buyuruyor Peygamberimiz. Vel harira vel hamra içkiyi helal kabul edecek. Ya ne olacak diyorlar mesela. Ya ben diyor sarhoş olmuyorum diyor yani. Birkaç kadeh içiyorum diyor mesela. Akşam yorgunluğumu alıyor diyor. Ne olacak diyor adam. Namazımı da kılarım diyor. Günahsa diyor Allah diyor affetsin beni diyor. Adam böyle diyor mesela. Böyle kişiler çıkacak buyuruyor Peygamberimiz. Bunlar zinayı helal kabul edecek. Ondan sonra ipeyi helal kabul edecek erkek için. Zinayı helal kabul edecek. Vel maazife çalgı aletlerini helal kabul edecek buyuruyor. Bu hadis-i Buhari'dir. Evet. Vel esadil illeti la atinade biha dedik. Vesaire. Vel hadisu, şimdi hadis dedi ya söz, boş söz. Hadis ne demektir? Yüstamelü fî kalili kelami, sözün azında da kullanılır. Yani az bir söz içinde kullanılır hadis. Bak hadis söz demekmiş arkadaşlar. Hani hadis-i şerif diyoruz ya peygamberimizin sözleri. Hadis normalde söz demek. Mesela hadisten de gelebilir. Hadis sonradan olan bir şey manası da var. Yüstamelü fî kalili kelami ve kesirihi. Yani çok söze de hadis deniliyor. Az sözde de ne deniyormuş? Hadis deniliyormuş.
لِأَنَّهُ يُحَدَّتُ شَيْئًا فَشَيْئًا Çünkü yani bir şey ne olur? Peyderpey konuşulur. Bir şey ne yapılır? Peyderpey. Yani az bir söz de olsa veya çok bir söz de olsa ne olur? O söz kelime kelime, teker teker söylendiği için sözün azına da çoğuna da hadis denilir. قَالَ اَبُوْ عُثْمَنْ rahimehullah. Şimdi Ebu Osman rahimehullah buyurdu ki lehvel hadis hakkında küllü kelamin her söz ki siva kitabillahi Allah'ın kitabından başka olan daha ev sünneti rasulihi veya peygamberimizin sünnetinden peygamberimizin sözlerinden peygamberimizin hadis-i şeriflerinden başka olan her söz ev sirati salihine veya İşte salih zatların, büyük insanların sireti, onların güzel ahlakı, onların güzel halleri, hayatlarından başka olan her söz fehuve lehun o lehvidir. O nedir? O lehvidir. O boş sözdür. Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden, salih zatların siretinden, hallerinden, işte onların hayatlarından başka olan her şey nedir? Lehvel hadistir. Evet, Ebu Osman rahimehullah böyle buyurmuş. Ve fi araisul beyan bu kitapta geçti ki el işaretü fihi burada lehvel hadisden işaret neyedir? İla talebi ulumul felsefeti felsefe ilimlerini talep etmektir. Bak bu kitapta da böyle geçmiş. Bu lehvel hadis boş sözler neymiş? Felsefe ilimlerini talep etmek. Min ilmin iksiri işte büyü ilimlerinden daha ve sihri sihir ilimlerinden وَالنِّرْتَجَاتِ وَاَبَعْضِ لِزَنَادِقَةِ Zındıkların batıl ilimlerinden ve تُرْرَحَاتِهِمْ Onların batıl yine batıl ilimlerinden olan ilimlerdir. Yani felsefe ilimleri, işte sihir ilimleri, boş batıl ilimler. Bunlar buraya girer buyurmuş. لِأَنَّ هَذِهِ كُلِّهَا bunların hepsi سَبَبُ بَلَالَةِ الْخَلْقِ İnsanları saptırmanın sebebidir. Bu ilimler nedir? Yani bu zat ne yapmış oldu şimdi bu kitap? Bunu ilimle tefsir etmiş oldu. Yani batıl ilimler. Lehvel hadis neymiş? Batıl ilimler, felsefe ilimleri, insanları saptıran, yoldan çıkaran, işte imanına zarar veren ilimler. Evet. Vel izafetü bimana min tebiyiniyeti in uride bil hadisil münkeri لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فأضيف العام إلى الخاص للبيان كأنه قيل من يشتري اللهو الذي هو الحديث بمعنى من التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك كأنه قيل من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه عربي kaynaklardan bahsetti. Şimdi ve ekser ehli tefsiri tefsir ehlinin çoğuna göre dedik ya Nadir İbn Halis ala ennel ayete muhakkak ki bu ayet celle nezelet fin Nadir İbn-i Haris. Nadir İbn-i Haris hakkında nazil oldu. Yani demek müfessirlerin çoğuna göre bu ayet-i celle Nadir İbn-i Haris hakkında peygamberimize çok azırı düşmanlık yapan bu kişi hakkında nazil olmuştur. İbn-i Kelede. Bu da dedesi de ismi Kelede'ymiş. Yani Kelede İbn-i Haris İbn-i Nadir. Kelede oğlu, Haris oğlu Nadir. Evet. Ruviye rivayet olundu ki ennehu bu kişi zehebe ila Faris. Bu kişi İran taraflarına gitti. Faris. İran taraflarına gitti. Taciren tacir olarak feştera ve satın aldı. Neyi? Kelile ve Dimne. Kelile ve Dimne adında masal kitabı. Bunu satın aldı. Daha ve ahbar-ı Rüstem. İşte Rüstem masalları. Rüstem'in masalları. Ve İsfendiyar. İsfendiyar. Bunlar işte İranlıların, Farisilerin böyle kahramanları. Böyle hikayeler yazdıkları, masalları olan kahramanları. Bunların kitaplarını ne yaptı? Satın aldı. Evet. Ve ahadisel ekâsireti. Yine o İran kisralarının, onların krallarının diyelim. Masallarını satın aldı. Fece'ale yuhaddisu biha Kureyşan. Bunlarla Kureyş'e ne yapıyor? Konuşuyor, anlatıyor bunları. Bu masalları ne yapıyor? Kureyş'e anlatıyor. Fi endiyetihim onların işte böyle meclislerinde, toplantılarında ve leallaha umulur ki o kânet idi mütercimeten tercüme ediciydi ne bil arabiyeti. Yani bunları Arapçaya tercüme et demek ki bunlar büyük ihtimal Farisidir yani. Farsçadır bu kitaplar. Bunları Arapçaya da ne yaptı?
tercüme ediyor. Yani uğraşıyor. Ve yekulu ve diyordu. Nadr İbn Haris enne Muhammeden muhakkak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddisukum size haber veriyor bi adin ve semudin. İşte Ad kavmi, Semud kavmi bunların haberlerini değil mi? Kur'an ayetlerde bunların haberleri geçiyor. Bunlara haber veriyor. Ve ene ben de uhaddisukum size haber veriyorum, anlatıyorum. Bi hadisi Rüstem ve İsfendiyar. İşte Rüstem'in İsfendiyar'ın haberlerini size anlatıyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'e, hani Kur'an-ı Kerim'de böyle kıssalar geçiyor ya. Hani insanlar biraz daha kıssalar mesela insanın şeyini çeker. İnsanı daha çok celbeder. Geçmişlerin haberleri. Değil mi? Bir masal kitabını bile açsan mesela, bir ilmihal oku desen insana zor gelir değil mi? Hemen sıkılır insan bir tefsir okusa. Ama işte böyle masal, roman bunlar okumak insana ne yapar? Kolay gelir. Daha böyle insanı celbeder. İşte Kur'an-ı Kerim'de de böyle kıssalar geçiyor. İşte bunlar, bak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size bunlardan bahsediyor. Ben de size bak işte Rüstem'in, İsfendiyar'ın haberlerini, masallarını anlatıyorum. Siz de beni dinleyin yani. Onun yerine ne yapın? Beni dinleyin. Diyor. فَيَسْتَحْمِلُونَهُ فَيَسْتَحْمِلُونَ حَدِيثَهُ Onun sözünü güzel görüyordu yani Kureyşler. Hoşlarına gidiyordu. وَيَتْرُكُونَ Ve terk ediyorlardı. اِسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ Kur'an dinlemeyi terk ediyorlardı. Bak Kur'an'dan alıkoyuyor. Ne yapmış oldu? Kur'an'dan alıkoymuş oldu. فَيَكُونَ اِشْتِرَاهُ عَلَى حَكِيكَتِهِ بِاَنْ يَشْتَرِيَ بِمَالِهِ كُتِبًا Yani burada ayette satın alıyor diyor ya. Biz ne manası verdik? Hani seçiyor. Boş sözleri seçiyor. Ama bu kıssaya göre, yani buraya göre bu iştira, satın almak gerçek manada oldu. Niye? Çünkü ne yaptı? Gitti kitaplar satın aldı. Kitaplar satın aldı. Onları getirdi. Malıyla, parasıyla ne yaptı? Uğraştı. Fiha lehvel hadisi ve batılül kelam. Niçin? Liyudillen nase. İnsanları saptırmak için ve yasrifehum. Onları çevirmek için. Neden? Ansebilillah. Allah yolundan. Ey dinihil hak. Allah'ın hak dininden. El musili ileyhi. Allah'ın ulaştırıcı, kendisine ulaştırıcı hak dininden onları çevirmek için. Ev liyudillehum ve yemna'ahum bitilkel kütübi. Bu kitaplarla onları saptırmak için. El müzahrafeti, bu süslü kitaplarla. Neden saptırmak için? An kıraeti kitabihi, Allah'ın kitabını okumaktan. Öyle kitap ki el hadi, hidayet edici ilahi kendisine. Ve ize avalle gayrehu, başkasını saptırdığı zaman fakat muhakkak dalle sapmış olur. Huve, o da eyden aynı şekilde. Yani başkasını saptırmak için sen bir şey yapıyorsan sen zaten sapmışsın. Başkasını saptırmak için bir şey yapıyorsan sen zaten ne yapmışsın? Sen sapmışsın, gitmişsin zaten. Huve eyden. Bigayri ilmin, ilimsiz olarak. Ne demek ilimsiz olarak? Bilmeden. E yani hale kevnihi cahilen, cahil olduğu halde bi hali ma yeşterihi. Yani o satın aldığı şeyi, satın aldığı şey ne? Lehvel hadis. Niçin yapıyor bunu? Allah yolundan saptırmak için. O satın aldığı şeyin ne olduğunu bilmiyor. İlimsiz. Satın aldığı şeyden haberi yok. Ve yahtaruhu. Seçtiği şeyi ne yapmıyor? Bilmiyor. Ev yahut da bir ticareti. Bu ticareti bilmiyor. Hayır, şöyle ki istebdelel lehve bir kıraatil Kur'ani. Yani bu lehivle, bu boş sözle Kur'an-ı Kerim'i değiştirmiş oldu. Boş sözü aldı, ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i verdi. Bunu değiştirmiş oldu. Bundan haberi yok, bundan ilimsiz. Ve yettehide edinmek için ha onları bin nasfi atfen ala liyudille ve zamiru lissebili. Yani yola gidiyor zamir. Ve yettehide ha o yolu edinmek için. Evet. Nedir edinmek için? Hüzven, eğlence. Mehsuen biha ve müstehze ve müstehzeeten. Ulaike işte bunlar, böyle yapanlar, öyle el mevsufune vasıflananlar bima zikira bu zikredilen şeylerle minel iştirai satın almaktan ve idbali saptırmaktan lehum onlar için vardır. Ne vardır? Adabun adab vardır. Öyle adab ki mühinun alçak edici bir azap vardır. Niçin? İhanetihim. İhanetlerinden dolayı neye? El hakka. Hakka ihanetlerinden dolayı neyle? Bi isaril batili. Batılı seçmek ile. Aleyhi hak üzerine. Bunlar hakkı verdiler, batılı aldılar. Daha ve tergibin nasi fin nas fihi. İnsanları bu batıla teşvik etmek için.
Ve idâ tütlâ okunduğu zaman aleyhi bu kişi üzerine eyyân alel müşteri bu müşteri üzerine yani bu satın alan kişi üzerine efrada damira fihi ve fîmâ ba'dehu keddamâiris selâsetil evveli bi'itibâri lafzi men ve cema'a fî ulâike bi'itibâri manâhu. قال في كشف الاسرار كشف الاسرار da geldi ki hada bu nedir delilün delildir ala şunun üzerine ki enel ayete muhakkak bu acelle es-sabikata geçen ayetiyle nezelet nazil oldu fi'n-nadr ibn-il haris nadr bin haris hakkında nazil olduğuna işaret vardır. Yani burada aleyhi dedi ya aleyhi o kişi üzerine ve idâ tutlâ aleyhi o kişi üzerine okunduğu zaman bak burada ne geldi tekil geldi müfret geldi. Demek ki o kişi kim? Nadir İbni Haris. Nadir İbni Haris. Yani çok acilde geçiyor arkadaşlar. Yani bunun hakkında çok adılı bir kafirmiş yani. Çok azılı bir kafir. Peygamberimiz çok düşmanlık yapmış. Hatta orayı ben atladım mı? Herhalde orası attığımış mı orayı? Katelehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabran hayne feraga min vak'ati Bedrin. O satır atlamış. Bedir Savaşı'nda öldürüldü bu kafir. Bedir Savaşı'nda, İslam'ın ilk savaşında ne yapıldı? Öldürüldü. Hatta ve hatta yani burada öyle diyor. Katelehu Resulullah. Peygamberimiz öldürdü buyuruyor. Peygamberimiz öldürdü buyuruyor. Yani ibarede öyle geçiyor. Ama yani şey olarak Hazreti Ali Efendimiz'in öldürdüğü rivayet ediliyor. Peygamberimizin elinden ölmediği. Tarihte öyle geçiyor. Yani Peygamberimizin elinden Hazreti Ali Efendimiz'in öldürdüğü ve hatta ilk esir alındığı ve Peygamberimizin savaştan önce yani bunlar esir alınırsa bunlar öldürülecek dediği kişilerden birkaç kişiden birisi. Bak, esir. Zaten İslam'ın ilk savaşı değil mi? Esirler hakkında ne yapılacağı hatta orada değil mi? Bazı ihtilaflar oldu. Ayetler indi mesela ilk başta Peygamberimiz fidye aldı diğerlerinden. Diğer esirlerden ne yaptı? Fidye karşılığında İslam'ın ilk savaşı onları bıraktı. Sonra ayet celle indi. Onun yani o hükmün yanlış olduğuna dair. Yani o içtihatta Peygamberimizin yanlış yaptığına dair. Ayette düzeltildi o mevzu. Ama mesela ilk başta Peygamberimiz fidye alınmış olsa bile serbest bırakıl. Normalde fidye alınır serbest bırakılması lazım bu kafirin. Ama Peygamberimiz bunun öldürülmesini emretti. Niye? Çünkü İslam'ın aleyhine çalışıyor. İslam'a zarar veriyor. Yani sadece kafirlik değil yani. Sadece inanmasa İnanmasın Mevla inşallah değil mi? Onun peygamberimiz iman etmesi için uğraşır. Değil mi? İman etsin. Keşke iman etsin yani. Öldürmek için ne yapmaz peygamberimiz? Uğraşmaz. Ama bu kafir İslam'a zarar veriyor. Eğer bunu fidye alıp bıraksak bu adam ne yapacak? İslam'a zarar verecek. Yani şu anki medyayı düşün mesela. Kafir bir medya. Kafir bir medya ne yapıyor? Mesela İslam'la uğraşıyor. Eline en ufak bir şey geçtiği zaman, kol geçtiği zaman ne yapıyor? En basit bir şeyden kendine İslam'a saldırmaya çalışıyor. İslam'a çullanıyor mesela. İşte bu adam da böyle bir adam. Bu adam da o zamanın işte medyası. Kafir medyası. Ne yapıyor? Masallar anlatıyor. O zaman televizyon yok, sosyal medya yok. Ne yapıyor? Masal anlatıyor insanlara. Meclislerde ne yapıyor? İnsanlara hitap ediyor. Peygamberimizi kötülüyor. Şiir mesela o zamanki şeyler. O zamanki medya ne? Şiir. Adam bir şiir yazıyor mesela ki Araplarda edebiyat çok zirveydi yani. Bir şiir yazıyor mesela. Onu ne yapıyor? Yazıyorlar, gönderiyorlar mesela. Herkes onu okuyor. İşte Kabe'nin duvarlarına mesela değil mi? Şiirler yazılıyordu mesela. Muallikat-ı Seba. İşte orada meşhur ediplerin o zamanki şiirleri vardı mesela. İnsanlar onları okuyorlardı. Onlarla etkileniyorlardı. Bu kişi bunu neye kullanıyordu? İslam'a zarar vermeye kullanıyordu. Peygamberimiz bunun öyle yine var yani başka. Peygamberimizin gidip emrettiği, gidip öldürün, bunu öldürecek kimse yok mu dediği mesela böyle İslam'a zarar veren, şiir yazan, İslam'ı hicveden kafirler vardı mesela. Peygamberimiz gönderdi sahabeyi gitti öldürdü onu. Öldürdü onu niye? İslam'a zarar veriyor çünkü. İşte bu da bu zat da bu kafir, bu da Nadir İbni Haris de böyle birisi. Bedir Savaşı'nda onu Peygamberimiz esirlerin arasında olmasına rağmen öldürttürüyor. Evet. Arada ayetuna ayetuna işte bizim ayetlerimiz ize idâ tutlâ aleyhi ona okunduğu zaman ne ayetuna bizim ayetlerimiz ay ayetü kitabına bizim kitabımızın ayetleri ona okunduğu zaman ve la yüz çevirdi. Arada gayre mu'teddin biha. Ne yaptı?
yüz çevirdi. Yani onlara kıymet vermeden ne yaptı? Yüz çevirdi bizim ayetlerimizden. Müstekbiran, kibirlenerek. Mübaligan fit tekebbürü, kibirde böyle mübalağa ederek, abartarak. Ve def'in nefsi an ta'ati vel isgâi, yani ona kulak vermekten, o ayetlere kulak vermekten, o ayetlere itaat etmekten nefsini def ederek tekebbürle ne yaptı? Yüz çevirdi. Kellem yesma'aha, sanki işitmedi. Halun min zamiri vella, vella'nın zamirinden haldir. Ev min zamiri müstekbiran, veya müstekbiran zamirinden haldir. Vel aslı ke ennehu فَحُذِفَ ضَمِرُ شَيْءٍ. Evet. وَفِيهِ رَمْزٌ اِلَى اَنَّ مَنْ يَسْمَعَهَا لَا يُتُصَبُرُ مِنْهُ التَّبْلِيَةُ وَالْاِسْتِكْبَارُ لِمَا فِيهَا مِنَ الْاُمُورِ الْمُوْجِبَةِ لِلْاِكْبَالِ عَلَيْهَا وَالْخُضُوعِ لَهَا كَأَنَّ فِي اُذِنَيْهِ وَقْرَى. Sanki onun iki kulağında bir ağırlık vardı. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ. İşte bu kimseyi elem verici azapla müjdele. Yani Nadir İbni Haris. الفاتحة